Merhaba arkadaşlar, sayfama hoş geldiniz. Bugünkü tarifim oldukça kolay ama lezzetli olan bir yemek. Tam bence kış aylarının güzel, kış aylarına soğuk havalara yakışan bir yemek bence. Kıymalı patates yemeği yapacağım. Bunun için 1 adet soğan ve 2 adet biberimi tencereme doğradım. Biraz sıvı yağ ekledim. Onları kavuracağım. Daha sonra yaklaşık 400 gram kadar kıyma ekleyip onu da kavuracağım. Diğer malzemeleri yaptıkça göreceğiz. Şimdi ilk etapta soğanları kavuracağız. Soğanlarım hafif kavruldu. Tamamen kavrulmasını istemiyoruz bu esnada. Şimdi kıymamı ilave edebilirim. Yaklaşık 400 gram demiştim. Ocağımın altını bir hafif kısıyorum. Orta ateşteydi çünkü. Şimdi kıymamı kavuracağım. Kıymamı hafif böyle ezerek, kaşığın tersiyle ezerek kavuruyorum ki topak kalmasın. Hepsi güzel eşit olsun diye. Yoksa iriliği küçüklüğü, büyüklüğü küçüklüğü yani kıyma kalabilir. O da hoş bir görüntü elde etmeyiz. Kıymam bayağı kavruldu arkadaşlar. Şimdi bu esnada 2 adet doğranmış havuç ve 3 diş sarımsağımı ekleyeceğim. Hafif kavuracağım bunları da. Bir yemek kaşığı biber salçası ve bir yemek kaşığı domates salçamı ilave ediyorum. Ve tekrar kavuruyorum. Salçam da kavruldu. Şimdi artık 5-6 adet patatesimi soydum. Böyle küp şeklinde doğradım. Hazır ettim. Bunları ilave edeceğim ve biraz da patatesleri kavuracağım. Patateslerim de biraz kavruldu. Şimdi artık sıcak suyunu ilave edebilirim. Bu yemeğe isterseniz bezelye falan da ekleyebilirsiniz. O da çok yakışıyor. Hatta ben az bir şey ekleyeceğim şimdi. Buzluğumda taze bezelyem vardı. Şimdi bir bardak kadarını ekleyeceğim. Adet Türkiye'den getirdiğim kuru domates ekleyeceğim. Lezzet vermesi açısından. Ve hafif bir acılık vermesi için 1 adet kuru sivri biber. Tuzunu ve karabiberini ilave ediyorum. Ben başka baharat eklemiyorum. Şimdi artık bu esnada altını kısabilirim. Kapağını kapatıp kısık ateşte pişirmeye alıyorum. Yaklaşık yarım saat 45 dakikada pişmiş olur. Bence nefis bir yemek. Yani mutlaka deneyin. Kış aylarına çok yakışan bir yemek. Yanına ev yoğurdu ve turşu oldu mu? Tek başına bir ana yemek yani bence. Ve evet, bir tarifin daha sonuna gelmiş bulunuyorum. Videolarımı beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız çok sevinirim. Ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.